Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkez Efendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas olmak üzere 19 ilçe başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Garip ziyarette yaptığı konuşmada kendilerini ağırlayan Başkan Zolan'a teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde Cumhur İttifakı ruhuna uygun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. İlçelerimizin ilçe başkanımız hepsi burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak şahsınız nezdinde Cumhur İttifakı ilke ve prensipleri çerçevesinde zatenizde makamda ziyaret edip tüm ilçelerimize, tüm denizimizde birlik beraberlik ruhunu bir kez daha vurgulamak ve sizinle beraber yol yürümede herhangi bir çatlak, kırılma olmadığını bir kez daha hem şahsınıza, hem Denizli kamuoyuna, hem ülkemize bir kez daha vurgulamak için buradayız. Başkan Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve 19 ilçe başkanı ile yönetimlerine başarılar diledi. Cumhur İttifakı ülkemiz açısından çok çok önemli. Gelecekteki gençlerimiz açısından, ülkemizin daha iyi gitmesi açısından çok çok önemli. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olsun. Onların uyumu, ülkesel davranışı gerçekten Denizli tam olarak yansımış durumda. Bizler de yine aynı ruhla, el ele, korkula yolumuza alalım, devam ettirsin. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal ilçesinin Sakızcılar, Karakaya, Kaplanlar ve Sazak Mahallesi makası arasındaki 12 kilometrelik yolda başlattıkları birinci kat sathi kaplama asfalt çalışmasını inceledi. Karakaya Mahallesi'nde düzenlenen programa Başkan Zolan ile birlikte Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan, AK Parti Çal İlçe Başkanı Yüksel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Şevni, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Akçam ve Yılmaz burada yaptıkları konuşmada Başkan Zolan'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Zolan ise göreve geldiklerinden bugüne kadar nerede bir sorun varsa çözmek için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Zolan vatandaşların istek ve önerilerini dinledi, daha sonra asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Göreve başladığımız günden bugüne nerede bir ihtiyaç var, nerede bir sıkıntı var, orada olmaya gayret ettik. Talepleri en iyi şekilde, en üst seviyede, hızlı bir şekilde karşılamaya çalıştık. Çünkü 2014 seçimlerine giderken Denizli'miz büyükşehir olduktan sonra biz buralara ziyaret ettik, sizlere geldik. Tüm ilçelerimize, tüm mahallelerimize, tüm köylerimizi dolaşmıştık. Ve orada dediğimiz şey şu. Şehrimizin merkezinde ne varsa köylerimizde, ilçelerimizde o olacak. Kimsenin ayağı toza, çamura değmeyecek. Ve omuzlarınıza ilave bir yük gelmeyecek. İnşallah hem Çal Belediye'mizde hem Büyükşehir Belediye'mizde artık hizmetkarımız iki olacak. İnşallah hizmet destanları yazacağız demiştim. 2014 seçimlerinin size ziyaret ettiğimde verdiğim söz buydu. Çok şükür geri dönüp baktığımızda bu 2014'ten bugüne yaklaşık 8 yıl geçti. 8 yıl boyunca denizimizde dokunmadık, yeri bırakmadık. Gücümüzün yettiği en üst seviyede hizmet etmeye çalıştık. Tabii öncelikler vardı. En acillerden başlayarak daha kolay işlere veya az sıkıntı veren işlere doğru azaltarak yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun Allah'ım yolumuzu açık etti. Ama onun ötesinde sizler her seferinde bizlere güvendiniz, destek verdiniz. Şunu söyleyeyim. Eğer biz burada bu görevleri, bu hizmetleri yapıyorsak, sizlerin vermiş olduğu o destekten dolayı, karardan dolayı biz buradayız. Ve o karar sonrasında da biz sizlerin bu kafasını öne eğdirmemek, güveninizi boşa çıkarmamak adına gece gündüz tüm ekibimizle gayret ediyoruz, çalışıyoruz.
Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Sıfır Atık Mavi Projesi'ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerde kirlilik oluşumunun önüne geçecek yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde başlanan Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi kapsamında çalışmalar rutin bir şekilde devam ediyor. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan Hayalet Ağ olarak da adlandırılan terk edilmiş ağların temizlenmesi kapsamında Marmara Denizi, Marmara Adalar Bölgesi kıyılarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında 2 futbol sahası büyüklüğünde Hayalet Ağ dalgıçlar tarafından denizden çıkartıldı. Ekipler deniz canlılarının yaşamı için büyük tehlike oluşturan Hayalet Ağların temizliğine düzenli olarak devam edecek. Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra sualtı canlılığının arttırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Marmara Denizi'nde bulunan Hayalet Ağların temizlendiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, çevre konusunda oldukça duyarlı olan Başkan Yücel Yılmaz'a deniz temizliği konusunda duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Sayın Başkanımıza, Yücel Yılmaz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her yerde duyarlı olduğu gibi denizin altındaki atıkların da temizlemesinde aşırı derece duyarlılık gösteriyor. Memnun musunuz bu hayattan? Ya şu an bizi öldüren mazotla gübre. Sen çiftçisin değil mi? Çiftçiyiz. Yolun mazotla gübre. Bana biliyor, buyurun verdiğimizde bizi... Ben burada köye gittiğinde 200 lira. Nasıl memnun olacaksın abi? Sayın Vekilim, nasıl memnun olacaksın? Biz 20 liraya gelip gidiyordum Bozdağ'dan, 100 liraya gelip gideceğim şimdi. Şimdi Bozdağ'dan mı gelip gidiyorsun? Bozdağ'dan gelip. Kendin de üreticisin değil mi? Aynen abi. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül çarşı pazar ziyaretlerini sürdürüyor. Nazilli'de Perşembe pazarına giden Cumhuriyet Halk Partili Bülbül, hayattan memnun musunuz diye sordu. Pazarcı ise dert yandı. Esnaflar traktörün kontağını açamıyoruz diyerek isyan etti. Cumhuriyet Halk Partili Süleyman Bülbül, pazar ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçiye tam destek vereceğiz dedi. Nasıl işlerimiz hep kalmış ya, hiç alan savar yok mu ya? Nasıl alayım arkadaşım, ben emekliyim. 200 lira. Ne, nasıl alacağım ben bunu? Antep 200 lira. Buna benim ancak işte böyle bakıyorum. Badem 160 lira. Ya bir şey soracağım, şu 160 olmuş değil mi? Kaç paraydı bu? Yani fıstık %150. Çiğden kaç para oldu? Geçen sene kaç para oldu? İşte 17. 17 lira olan çiğden şu anda 40 lira. Beyaz çiğden %100 ile %150 arasında 10 ayda zam geldi değil mi? Vatandaş alamıyor. Nasıl alsın vatandaş? İşte memleketin hali bu. Fasulye kaç para? 15 lira. Ama fasulye şu anda 1 lira alabilir miyim? Memleketin içeri, memleketin kızlar mı? Herkes şu anda şikayetçi. Herkes şikayetçi. Üretici şikayetçi. Benim bildiğim veren adamlar. Tüketici de şikayetçi. Tüketici de şikayetçi değil mi? Herkes şikayetçi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluşan Hüdapar lideri Yapıcıoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Memleket gezilerimiz devam edecek. Gittiğimiz yerlerde toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip memleketin fotoğrafını olabildiğince objektif bir şekilde çekmeye çalışıyoruz. Durum nedir? Vatandaşın gündeminde ne var? Bunu tespit etmeye ve o sorunlara ilişkin kendi çözüm önerilerimizi izah etmeye gayret sarf ediyoruz. Denizli'de de esnafı ziyaret ettik. Sanayi ve ticaret odamızı ziyaret ettik. Bazı nokta
ziyaretlerimiz oldu. Kendi teşkilatlarımızla bir araya geldik. Gençlerimizle, gençlik kollarıyla bir araya geldik. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun gündeminde ekonomi de vardı. Memlekette siyasetin gündemiyle halkın gündemi bir türlü örtüşmedi, örtüşmüyor. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak bunu söylüyorum. Siyasetin gündeminde halen falanların ya da filanca partinin adayı kim olacak, seçim hangi tarihte yapılacak diye tartışmaları devam ediyor. Ama vatandaşın işçisiyle, işvereniyle, işsiziyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınla, erkeğiyle memleketin gündeminde en fazla yer alan konu hayat pahalılığı. Yani ekonomi üst başlığı altında toplayabileceğimiz bazen eleman bulamama, bazen iş bulamama, bazen ücretlerin yetersizliği, bazen esnafın işinin iyi gitmemesi, bazen kiraların yüksekliği, bazen faturalar ama dediğim gibi ekonomi üst başlığı altında toplayabileceğimiz sıkıntılar ve şikayetler. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %42.8'den %60.4'e çıkarttığı bu dönemde aynı dönemde bankalar ikinci çeyrek karları, kar tahminleri açıklandı. Bazı bankalar net karlarını açıkladılar. Son bir yılda bankaların karlarını 5'e katladıklarını anlıyoruz. Sadece Mayıs ayında bankacılık sektörünün Türkiye'de kar artışı %742. İlk 5 ayda toplam %434 kar artışı sağlamışlar. Şimdi bu rakamları niye verdim? Sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılara çözüm getirmek isteyenler bu sistemin içerisinde sadece rakip siyasi parti veya diğer bloktaki ve ittifaktaki partileri eleştirmek suretiyle bu işe çözüm getireceklerini düşünüyorlar ama sistem bu olduğu müddetçe, bu sömürü çarkı devam ettiği müddetçe kazanan sermayedar, kazanan daha doğrusu kapitalist para sahibi yani finans sektörü yani bankalar, kaybeden risk alıp üretmeye çalışanlar, alın teri emek ortaya koyarak bir şeyler üretenler, dar gelirli vatandaşlar, çiftçiler, köylüler, ziraatle memleketin insanının karnını doyurmaya çalışanlar. Genel Başkan Yapıcıoğlu Arap düşmanlığı konusuna da değindi. 10 yıllardır bizim sahillerimizde Avrupa'dan gelip orada mülk alan, oraya yerleşen insanlar var. Ve onlar gelirken kendi kültürleriyle, kendi yaşam biçimleriyle geliyorlar. Hiç kimse de itiraz etmiyor onlara. Ama daha 100 yıl önce aynı sınırlar içerisinde yaşadığımız, dedeleri bizim dedelerimizle birlikte Çanakkale'de şehit düşmüş insanlar geldiğinde onlar sanki bizim düşmanımızmış gibi muamele yapıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bu körüklenen yabancı düşmanlığı adeta memleket satına benzin dökmektir. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Ve bu benzin her tarafa döküldükten sonra belki birileri zamanı geldiğine karar verdiğinde bir kibrit yakacak, bir kıvılcım atacak ve belki memleket yangın yerine dönecek. Allah muhafaza etsin. Bu tehlikeli oyunların mutlaka farkında olmak gerekir ve bu şekilde birilerini ötekileştirici, birilerini düşmanlaştırıcı söylem konanlara karşı teyakkuzda olmamız gerekir. ...1996 yılında kurulan Baba Dağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği BASİAD, geçtiğimiz yıl dünyada ve Türkiye'de yaşanan pandemi nedeniyle yapamadığı 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğini gerçekleştirdi. Baba Dağ'ın ve Denizli'nin gelişmesine önemli katkılar koymaya devam eden BASİAD'ın 25. yılı gala gecesi Marla Restorant'ta düzenlendi. Galaya dernek başkanı Şeref Arpacı'nın yanı sıra Baba Dağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ve iş insanları katıldı. BASİAD Başkanı Şeref Arpacı etkinlikte konuştu, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Bizim için çok güzel bir gün.
Çünkü derneğimizin 25. yıl galasını yapacağız. Geçen senelerde pandemiden dolayı yapamamıştık. Bu sene bize, bana nasip oldu yapmak. Doğum günümüz gibi düşünüyorum. En mutlu günlerimizden bir tanesi. Hem eski başkanlarımızın, eski yönetim kurullarımızın yaptığı güzel etkinliklerin bize bıraktığı mirasın devamı. Hem de önümüzdeki dönem yönetime gelecek, başkanlık yapacak arkadaşlara da. Burada bir beraberlik ve birliktelik aslında gösterisi. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı da Basiyat'ın 25. yaşını kutladı. Bugün çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor Basiyat. Babadağlı Sanayici İş Adamları Derneğimizin 90'lı yıllarda müteşebbis iş adamlarımızın kurduğu derneğimizin 25. yılını kutluyoruz. Hakikaten büyük bir onur gecesi bence de. Çeyrek asırdır devam eden bu birliktelik ve güç birliği hem iş adamlarımızın iş hayatına, sanayi hayatına hem de ilçemizin gelişmesi adına çok önemli projeleri beraberinde getiriyor. Biliyorsunuz 2017 yılında Pamukkale Üniversitesi, Basiyat ve Babadağ Belediyesi'nin işbirliğinde başlayan turizm yolunda Babadağ projesi vardı. Biz de 2019 yılında göreve geldikten sonra bu projeleri devam ettirmek ve bir adım öteye taşımak adına Sayın Başkan Şeref Arpacı ve yönetimiyle her zaman el ele kol kola fikir birliği içerisinde istişare toplantıları düzenliyoruz ve projeleri birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Onlar da çünkü sonuçta turizmle ilgili başlattıkları projelerin devam etmesi için paydaş oluyorlar. Ben başkanımız ve yönetimine bugüne kadar hep yanımızda oldukları için ilçe halkımız adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Düzenlenen gecede yemekler yenildi, eğlencenin tadı çıkartıldı. Ünlü sanatçı Işın Karaca'nın sahne aldığı gecede katılımcılar müzik ziyafeti yaşadı. Foça Kumburnu mevkiinde bulunan bir kafe plaj bu yılda İzmir'in değişik semtlerinden gelen 50 engelli vatandaşı konuk etti. İsmim Anıl, soyadım Evren. Burcu'dan geldik. Keyif, bu şey, Foça keyifli, güzel. Herkese mutluluklar diliyorum. İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ramazan Kaymaz ile yürütme kurulu üyeleri Gündüz Koçak ve İsmet Doğanay'ın koordinesinde İzmir'in Karşıyaka, Buca, Şirinyer ve İnciraltı bölgelerinden Foça'ya gelen engelli vatandaşlar denizin ve havanın keyfini çıkardılar. Etkinlikler bizler için çok güzel oluyor. 50 kişilik bir ekiple geldik. Rota Kafe'nin sahibi Rakip Bey'e biz teşekkür ediyoruz. Her yıl böyle bizi engelli dostu olarak ağırlıyor. Bu yıl bu gezi Kent Konseyi, İzmir Kent Konseyi Engeller Meclisi olarak düzenlendi. Ve buradaki arkadaşlarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Ülkemizdeki engellerin de sosyal hayata uyumu açısından bu geziler denize getirmek, denize buluşmalarını sağlamak önemli. Bunu başardık birlikte, gönül gönüle verdik, başardık. İkliminin güzelliğiyle ünlü ilçenin her zaman rüzgar alan ve serinliğiyle tercih edilen bu noktasında gönüllerince bir gün geçirdiler. Kimi kumlardan kuleler yaparken, kimi sahilde çocuklarla oynadı. Kafilenin liderliğini de üstlenen İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ramazan Kaymaz, kendilerine her sezonda hem de hızlı dönemde en az bir günü tahsis eden işletme sahibine teşekkür etti. İşletme sahibi Rakip Günay da insanları mutlu etmenin kendini de çok mutlu ettiğine vurgu yaptı. Plajımızın yarısını ücretsiz olaraktan şanzatları, şemsiyeleri, masa bölümlerini, oturma bölümlerini yarısını yani ücretsiz olaraktan kendi yanında getirdikleri malzemelerini, yiyecek içecekleri istedikleri gibi tüketiyorlar. Denize istedikleri gibi, diledikleri gibi giriyorlar. Duşlarımızı, kabinlerimizi, her şeyi ücretsiz olarak kendilerine, gönüllü olaraktan elimizden geldiği kadarıyla onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Yani o mutluluğu bizimle
paylaştıkları için kendilerine de çok teşekkür ederim. Kilitli parkes döşemelerini yaptık diyoruz ama işte en ücra mezrağındaki evlerimizin, mahallelerimizin olduğu yerde her taraf parke yaptık. Bunları hepsini %100 bitirdik diyoruz ama ilçe merkezimizin girişine geldiğimiz zaman maalesef işte ilçemizin ana girişi pozisyonundaki Turgut Özal bulvarımız işler acısı bir durumda. Muğla Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir BörkTürk'e konuştu. BörkTürk Yönetim Kurulu üyesi Vekil Erdağ'ın sorularını yanıtladı. Başkan Demir yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler de verdi. Biz 2014 yılında Kavakdere Belediye Başkanlığımızda, normal belediye başkanlığımızda 3. dönemde ama Kavakdere büyükşehir olmasından sonra 1.ydi. 2019 seçimlerinde de 2. dönem, toplamda da 4. dönem belediye başkanı olarak görev yapıyoruz. Tabii biz geride bıraktığımız 8 yıllık süreci baz alırsak, yani 2014'ten sonra büyükşehir olduktan sonraki çalışmalarımız 13 değişik yerimizde hiç ara vermeden devam ettiriyoruz. Bu kapsamda bizler toplamda 11 bin nüfusumuz var. Küçük bir bütçemiz var belki ama biz şunu iddialı bir şekilde şunu iddia ediyoruz. O konuda mütevazı olmuyoruz. 11 bin nüfusumuz var ama en az bizden 20 kat daha büyük nüfusu olan, bizden en az 20 kat daha büyük bütçesi olan belediyelerden en az onlar kadar iş yapıyoruz. Onlara daha fazla halkımıza hizmet ürettiğimizi biz gönül rahatlığıyla söylemek istiyoruz. Kavakdere ilçemizde tek evlerin olduğu yerler dahil her taraf en kırsal yerleşim yerimizde dahi kilitli parke döşeme çalışmalarıyla buluşturduk. Onun haricinde Kavakdere ilçemizde 13 farklı yerleşim yerimiz, 15 mahallemiz olmasına rağmen sadece 8 yılda biz 23 tane halkımızın toplu cemiyetlerini yapabilecekleri düğün salonları, sosyal tesisler kazandırdık. Birden fazla halı sahası olan Türkiye'deki tek belediye olduğumuzu söylerim. Tabii sadece halı sahalar mı? Kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzumuz yine gençlerimizin, çocuklarımızın kullanımında. Yine kapalı spor salonumuzla ilçemizdeki gençlerimiz sportif aktivitelerini yapıyorlar. Yine nizami futbol sahalarımızla yapımını tamamladığımız nizami futbol sahalarımızla da gençlerimizin ve çocuklarımızın bizlere yakışan fiziki ortamlarda spor yapabilmelerinin de önlerini açıyoruz. Başkan Demir, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilmeyen yol ile ilgili de konuştu. Vatandaşların şikayetçi olduğunu dile getirdi, çözüm beklediklerini söyledi. Biz 20 milyonluk bir bütçe yönetiyoruz. Yani çok küçük bir belediyeyiz biz aslında. 20-25. İşte bu sene belki bütçelerimiz, oluşturduğumuz yeni kaynaklarımızla birlikte 80-100 milyon TL'ye falan çıkacak ama kontrol ettiği veya harcadığı bütçeye baktığımız zaman MUSKİ ile birlikte, Su Kanalizasyon İdaresi ile birlikte yaklaşık 1,5 milyar TL'lik, yani eski parayla 1,5 kat trilyonluk dev bir bütçeye sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi de var. Evet. Ama baktığımız zaman işte biz daha başında tek evlerin olduğu alanlarda işte kilitli parkes döşemelerini yaptık diyoruz ama işte en ücra mezrağındaki evlerimizin, mahallelerimizin olduğu yerde her taraf parke yaptık. Bunları hepsini %100 bitirdik diyoruz ama ilçe merkezimizin girişine geldiğimiz zaman maalesef işte ilçemizin ana girişi pozisyonundaki Turgut Özal bulvarımız işler acısı bir durumda. Yani çok kötü. Yani neden bu hale geldi? Bundan 8 yıl önce büyükşehir olmazdan önce bu yolumuzun durumu bu muydu? Değildi. Çift şeritli bulvar halinde çok güzel bir bulvarımız vardı. İlçemizde altyapı ve kanalizasyon çalışmaları oldu. Bu çalışmalar İller Bankası kanalıyla %50'si Çevre Şehircilik Bakanlığımızda hibe, diğer %50'si de büyükşehir belediyemize uzun yıllar süreli verilen krediler sayesinde Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapıldı. Kanalizasyon çalışmalarının yapılmasından dolayı da ben hem Büyükşehir Belediye'mize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ama ilçemizde yaklaşık 6 yıl önce başlayan kanalizasyon çalışmaları bir türlü bitmek bilmedi. En son bitti, 4 yıl gibi uzun bir süre sürdü. 2 yıl önce kanalizasyon çalışmalarının bitmesine rağmen maalesef Büyükşehir'in sorumluluğundaki, ilçemizin girişindeki yani 4 kilometrelik yolumuzu bir türlü yaptıramadık. Bizim sorumluluğumuzdaki aynı kanalizasyon çalışmaları ve doğalgaz çalışmaları Kavakdere Belediye Başkanımızın sorumluluğundaki yaklaşık 18 kilometrelik şehir içi yollarımızda da yapıldı. Biz 18 kilometrelik şehir içi yollarımızın tamamını bundan 1 yıl önce tamamladık, bitirdik, halkımızın kullanımını sunduk. Ama maalesef Muğla Büyükşehir Belediye'miz 4 kilometre uzunluğundaki, kendi sorumluluğundaki Turgut Özal Bulvarımız, ilçemizin girişindeki şu anda işler acısı durumda olan Turgut Özal Bulvarımızın yapımını bugüne kadar maalesef yapamadılar, beceremediler. Yasin Cesur ben, Merkez Yeni Mahalle Muhtarıyım. Aynı zamanda dernek başkanıyım burada, Muhtarlar Derneğimizin. Kanayan bir yara haline geldi burası. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz önce altyapımızı yaptı. Tabii devamında bulvarın inşaatına girdi ama
ekonomik dalgalanmadan dolayı taşeron firma ve yüklenici firma iflas etti. Ama büyükşehirimizin ben bunu tekrar ihaleye verip verileceğini duyduk. Belki verilmiştir onu da bilmiyorum ama. Ama büyükşehir belediyemiz bunu kendi imkanlarıyla bir haftada yapabileceği bir güce sahip büyükşehir belediyemiz. Büyükşehir belediyemiz bulvarımızı güzelleştirmek için bir ihale yaptı. Yolumuzu başladı ama gelen müteahhitler tarafından yolumuz biraz yapımı başlandı. Bu şekilde atıl bir vaziyette müteahhitlerimiz bıraktı gitti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Osman Gül'ün başkanım, ben çarşıda bir esnafım. İş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Bu yolun bir an önce yapılmasını arz ediyorum. Olmayacaksa da Kavaltları Belediye'miz söylediği gibi Mehmet Başkanım bu yolu biz yapalım teslim edelim dendi. İhale yapıldığını söylüyorlar ama hala gelen giden yok. Öncelikle burayı en azından bayramdan önce dediler ki bir çağıllayalım, geçici bir çağıl atalım dediler. Hala bir sonuç yok. Yaz aylarını gelmemiz rağmen maalesef ihalem fes oldu Milli Emlak tarafından. Tebligat da geldi elime. Zor durumdayım. Bunun karşılığında bir şey istemiyorum ama iş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Özcan Aktaş, Kavaklıdere Bakırcılar Mahallesi halkındanım. Burada ikamet ediyorum. Kavaklıdere Merkez yerel belediyemizin denetiminde ve kontrolünde olan bir yer. Ve yerel belediyemiz hizmet anlamında bütün mahalle aralarımızdaki parke ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Ama gördüğünüz gibi Kavaklıdere'mizin girişi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde. Onun sorumluluk sahasında olduğu haliyle de bundan 2 sene kadar önce başlatılan çalışmalar maalesef bitirilemedi. Buna gerekçe olarak da farklı gerekçeler sunulmuş olmasına rağmen 4 kilometrelik girişteki yol ile buradan çıkışa kadar olan 4 kilometrelik yol henüz tamamlanmadı. Bir takım gerekçeler sunuldu. Tek şeritten yolda ulaşım sağlanmaya çalışıyor. Bu da gördüğünüz gibi çok büyük sıkıntılara neden oluyor. Edremit Belediyesi üniversite adaylarını tercih dönemlerinde de yalnız bırakmıyor. Edremit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde sunulan ücretsiz tercih danışmanlık hizmetiyle öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme, kendileri için doğru mesleği ve üniversiteyi belirleme konularında yaşanan kafa karışıklığı gideriliyor. Danışmanlık hizmeti aileleri de öğrencileri de memnun ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi ve aynı zamanda psikolojik danışman Merve Yener. Burada TYT ve AYT sınavları YKS üzerinde İstanbul Aydın Üniversitesi ve Edremit Belediyesi ile işbirliği altında ücretsiz bir YKS tercih danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Edremitli, Körfezli ve diğer tüm öğrencilerimize de bu hizmeti ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Neticede bu hizmette çocukların, gençlerin önümüzdeki mesleklerini yapmada çok çok önemli bir rol oynuyor. Ve 30-40 yıl bu meslekleri yapacakları için de tercih danışmanlığı çok uzman kadrosuyla yapılan bir şey aslında. O yüzden herkesi buraya bekliyoruz doğru ve tercih yapmaları için. 5 Ağustos'a kadar biz buradayız. Eski belediyenin olduğu yerde şu anda Gençlik ve Kültür Merkezi olarak geçiyor burası. 5 Ağustos saat 5'e kadar buradayız. Tercihlerin son bitimi gününe kadar. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan her zaman olduğu gibi YKS tercihlerini yaparken de gençlerimizin yanındayız dedi. Hizmetten yararlanmak isteyen gençlere davette bulundu. Bak burada da posetik varmış. Mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı ilçe Pamukkale'nin sağlıklı bir şehir olması adına da çalışma yürüten Pamukkale Belediyesi tüm ilçe genelindeki sivrisinek türlerini belirleyerek sivrisinekle mücadelesinde daha etkin yöntemler kullanacak. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklı olarak ülkemizde de görülmeye başlayan ve denç humması, zika virüsü gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip Asya kaplan sivrisineğine karşı mücadele, yönetim ve eylem planı hazırlığına başladı. Şu taraflar antik havuzun olduğu yer. Burada arka tarafta foseptikler var. Oraları atıyorlar. Tamam. Bir de bu ön kısmı görmüş olurum. Daha rahat olur. Aşağıdan yani daha da belki açık olsun. Evet. Pamukkale Belediyesi uzman ekip ve teknik uzmanlar ile birlikte saha çalışmalarının ilk aşaması olarak belirli noktalarda özel sivrisinek tuzakları kuruldu. Tüm ilçe genelinde yapılacak özel tuzaklama çalışması ile sivrisinek türleri belirlenecek.
Ardından bu sivrisinek türlerine özgü ve biyolojik sivrisinek lavra mücadele çalışmaları yürütülecek. Biyolojik sivrisinek mücadelesi alanında uzman isimlerden Tuğçe Güler Yüz Ercan, Pamukkale Belediyesi ile yaptıkları çalışmaları anlattı. Ne kadar kaldırsak zarar olur mu? Bugün Denizli'de Pamukkale Belediyesi ile bilimsel bir çalışmaya başladık. Bu çalışmada amacımız istilacı Aedes türleri, yani Asya kaplan sivrisineklerinin Denizli'deki durumunun belirlenmesi. Bu amaçla özel tuzakları yerleştirdik. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Pamukkale Belediyesi'nin kendi uzun alanındaki bulunan sivrisinek türlerinin tayin edilmesini ve alanda şu an istilacı Aedes türünün bulunup bulunmadığının belirlenmesi için bir çalışmaya başladık. Tür tespitleri gerçekleştireceğiz tuzaklarda yakalanan sivrisinekler. Ve Pamukkale'deki sivrisinek türlerinin belirlenmesiyle başlayacak ve yaygınlaşacak bir çalışma olacak. Bu istilacı Aedes sivrisinekleri dan kumbağası, chikungunya olmak üzere birçok hastalık taşıyabiliyorlar. Özellikle insan sağlığı için risk oluşturuyor. Belki hatırlarsınız, Zika virüsünün de ana taşıyıcısı bunlar. Brezilya'da Dünya Kupası zamanında büyük olay olmuştu. Şu an Aedes türleri özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle alanlarını genişlettiler. Türkiye'de giriş yaptı. İstanbul'da olduğu, Karadeniz'de olduğu, İzmir'de olduğu tespitli. Şu an Pamukkale'deki durumunu belirleyeceğiz. Bu sivrisineklerin olması demek yakında ne yazık ki ülkemize de bu hastalığın görülme riskini gösterecek. Bu çalışmanın da diğer adımı olacak. Önce sivrisinekle hangi tür sivrisinekler var, nerelerde yaygınlaşıyorlar, nerelerde daha çok bulunmayı tercih ediyorlar ve onu belirleyeceğiz. Öncelikli olarak sivrisinekle uçkuna geçmeden, yani hastalık taşıdığı alana geçmeden larva aşamasında mücadele gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın bir amacı da doğru şekilde biyolojik sivrisinek larva mücadelesini yaygınlaştırmak ve geliştirmek olacak. Amacımız uçmadan, yani hastalık taşıdığı hale gelmeden sivrisinekleri larva aşamasında biyolojik ajanlarla durdurmak. Pamukkale Belediyesi'nin sivrisinekle mücadelesine yepyeni ve etkili metotlar kazandırılacağı çalışma merkez mahallelerden başlatıldı. 61 mahallenin tamamında yürütülecek olan bu çalışma sonrasında tüm ilçenin sivrisinek haritası çıkartılmış olacak. Pamukkale Belediyesi'nin bu çalışması ile çok önemli bir çalışmaya daha imza atılmış olacak. Türkiye'de 2020 yılı sonrasında küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle sıkça görülmeye başlayan Asya kaplan sivrisineğinin Pamukkale'de bulunup bulunmadığı da tespit edilecek. İstilacı ve çevre insan sağlığı açısından oldukça zararlı olan bu tür, chikungunya, denç, sarı humma ve zika gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. Pamukkale Belediyesi Türkiye'de birçok ilde görülmeye başlamasıyla mevcut yöntemlerin yanı sıra daha da etkin yöntemlerin kullanılmasını gerektiren Asya kaplan sivrisineğine karşı mücadele, yönetim ve eylem planı hazırlığına başladı. Tüm yıl boyunca sürecek bu çalışma ilerleyen yıllarda da sürdürülecek ve çıkan raporlar doğrultusunda tüm Pamukkale'de daha da etkin bir sivrisinek mücadelesi yürütülecek. Daha birçok tarihi yapısı bulunduğu için il olmak sana yakışır Nazilli. 1937 yılından bu yana il olmayı bekleyen Nazilli halkı kenetlenerek lobi oluşturmaya devam ediyor. Kısa süre önce kurulan Nazilli İl Olsun platformu geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Nazilli Baro Temsilcisi Avukat Emel Şahin, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanı Yusran Erden, Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, oda başkanları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan yaptı. Nazilli İl Olsun platformu olarak Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Bozdağ, Yenipazar, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinin kendi yol haritasını, kendi kaderini belirleme zamanının geldiğini düşünüyoruz dedi ve ekledi. Ailenin büyükşehir yasası kapsamına alınmasının ardından kamu gelirlerinin paylaşımı ve dağıtımıyla ilgili şikayetler artmıştır.
İl merkezine mesafesi bulunan birçok ilçe ve mahalle mağdur olmuş, ilçe belediyeleri almaları gerektiğini düşündükleri pay ve gelirlerden mahrum olmuşlardır. İlçe belediyeleri ve kurumları adeta büyük şehrin bir mahallesi veya köyü durumuna gelmiştir. Eskiye göre yerinde saydığını söylediğimiz Nazilli bugün bile 40 il merkezinden daha büyüktür. Ancak Nazilli il olacaksa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşu ilçeleri ve köyleri ile birlikte var olacaktır. Nazilli'nin vilayet olması konusunda birlikte hareket edeceğiz. Zorlukları nasıl birlikte omuzladıysak sefa ile birlikte süreceğiz. Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Nazilli il olduğunda Bozdoğan'ın da en büyük ilçe olacağını ifade etti. Bizim platformumuz, bizler siyasiler olarak, yerel yöneticiler olarak Ankara'da Nazilli'nin il olması için zaten çalışıyoruz. Kulislerimizi yapıyoruz. Nazilli il olur, bizim Bozdoğan'da Nazilli'nin en büyük ilçesi olur. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent'in gelişen OSB'si ile Türkiye'nin en büyük firmalarına ev sahipliği yaptığını, Nazilli'ye de büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bu şekilde alınacak karar da doğru bir karar olduğunu burada açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Biz de bunu destekliyoruz. Nazilli'nin il olması bizlere de büyük katkı sağlayacaktır. Bunda farkındayız. Sadece Nazilli'de esas alırsak zaten Nazilli'de bunu hak ediyor inşallah. Nüfusuyla, değerleriyle, turizmiyle, tarım ürünleriyle, sanayisiyle biz de sanayiler büyük bir katkı sağladıklar. Orada büyük bir destek olacaktır yıl olursak. Onu da ifade edelim burada. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Yusran Erden de toplantıda konuştular. Nazilli gerçekten ta 93 yıldan beri ısrarla bütün gelen siyasiler, ben de kendim bildim bileli devamlı Nazilli olmaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi 2012 yılında 16 bin köy bir gecede mahalle oldu. Türkiye'nin idari yapısı içinde köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Köy ve köylülük kavramları tasfiye edildi. Ben uzun yıllar dışarıda yaşadım ama Yeni Pazar'a geleceğim zaman nereye gideceksin dediklerinde köyüme gideceğim diyordum. Dolayısıyla Nazilli'nin il olmasıyla beraber biz büyükşehir statüsünden kurtulacağız ve mahallelerimiz tekrar köy olacak. Toplantıdaki son konuşmacı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da Nazilli İl Olsun platformuna teşekkür etti. Belediye başkanlarının konuşmalarının ardından söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar görüşlerini ve dileklerini ifade etti. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Denizli'ye gittiğinizde nasıl kalkındığını görüyorsunuz. Kamu yatırımlarının iktidar eliyle nasıl tevzi edildiğini görüyorsunuz. Sadece büyük şehirlerin tevzisi değil, iktidarın da kamu yönetiminde, genel idarenin de kamu yatırımlarının tevzisi noktasında birçok handikapı Nazilli bölgesi birlikte yaşadık. Bunların önüne geçebileceğimiz en güzel yöntemlerden bir tanesi yerel yönetimler yasasının değişmesiydi. O da diğer sahiplerle değiştirildi. 2013 yılında bu 2012 yılında bu değişiklik yapılırken biz 2013 yılında yine ticaret odasının otelinde, şimdi Karina Otel, o tarihte şimdi özel işletmede, o tarihte Nazilli Ticaret Odası Oteli diye geçiyordu. Ufuk Başkanım da o zaman ilçe başkanım da Hasan Başkanım beraber yönetim kurulu üyesiydik. Bu yasanın Nazilli'yi il olmak hedefinden uzaklaştıracağını, küçük bir kasabaya dönüştüreceğini, o gün gazeteci arkadaşlarım da vardı burada, Eşref de vardı, Ümit de vardı, diğer basın mensubu arkadaşlarımız da vardı. O günkü öngörülerimiz bugün gerçekleşti maalesef. Ama biz şundan çok çok mutluyuz. Devlet idarecilerimiz, kamu idarecilerimiz, devlet büyüklerimiz bu hatayı gördüler. Bu hatanın dünden dönüş noktasında, il olma noktasında ciddi bir çalışma yürütülüyor. Polat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Polat'ın amcası Rahim Polat'ın eşi Dönebeyim Polat yaşamını yitirdi. Aslen Kas Merkezi Açınlar Köyü'nden olan Dönebeyim Polat için İstanbul Küçükçekmece Tepeüstü Mehdiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evet.
Cenaze namazına Polat ailesinin yakınları, dostları, iş dünyasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Küçükçekmeceli vatandaşlar katıldı. Özdemir Polat taziyeleri kabul etti. Acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Değerli müminler, hepimizin ortak kaderi olan bu ölüm gerçeğine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Allah-u Teala bizleri hazırlıklı olanlardan eylesin. Allah-u Teala bizlere Resulullah ve Ehl-i Beyt'inin yolunda ve izinde gidenlerden olmamızı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle hayat tarzımızı, yaşam tarzımızı Kur'an'a göre yaşayanlardan eylesin. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا سمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوة إنك مبدل السيئات بالحسنات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدًا وآل محمد فأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك مبدل السيئات بالحسنات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير الله أكبر اللهم إن هذه أمتك وابنة أمتك أمتك وابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول بك اللهم إن لا نعلم منها إلا خيرا وأنت عالم بها منا اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها واغفر لها اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين واحلف على أهلها في الغابرين وارحمها وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عفوك 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 آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك ضوءًا وتمتعه فيها طويلًا برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحريق برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين الفاتحة. Döne Beyim Polat, İstanbul Küçükçekmece Tepeüstü Mehdiye Camii'nden kaldırılarak Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi. Abi tamamen aşağı inelim ayağını. Birazdan2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Denizli yağlı pehlivan görüşlerine ben de varım. Tüm halkıma Denizli Er Meydanı'nda bekliyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde 31 Temmuz 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi geleneksel Türk spor oyunları kompleksinde gerçekleştirilecek Denizli yağlı güreşlerine sayılı günler kala altın kemerli baş pehlivanlar düzenlenecek muhteşem buluşmaya Denizli güreş severleri davet etti. 31 Temmuz 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi geleneksel Türk spor oyunları kompleksinde gerçekleşecek güreşlerde kol bağlayacak olan 2022 tarihi Kırkpınar yağlı pehlivan güreşleri şampiyonu Cengizhan Şimşek'in yanı sıra altın kemerli baş pehlivanlar Fatih Atlı, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz ve Mehmet Yeşil'in de bulunduğu baş pehlivanlar pazar günü yapılacak olan güreşler için Denizlileri davet etti. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki herkesi bu özel buluşmaya beklediklerini ifade etti. Herkese merhaba. Ben Kırkpınar Başbeyliği'nin Fatih Atlı. Denizli yağlı güreşlerinde ben de varım. Tüm güreşsever halkımızı bekliyorum. Ben 2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar Başbeyliği'nin Mehmet Yeşil. Denizli güreşlerinde ben de varım. Tüm güreşseverleri Er Meydanı'na bekliyoruz. Merhaba, ben 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu. Bu yıl yapılacak olan Denizli Yağlı Pehlivan Güreşlerinde ben de varım. Tüm güreşseverleri bekliyorum. Merhaba, ben 2004-2007-2008-2016 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara. Denizli Yağlı Güreşlerinde ben de olacağım. Tüm güreşsever seyircilerimizi Denizli Er Meydanı'na davet ediyorum. Ben Şaban Yılmaz, 2005 yılı Kırkpınar Başpehlivanıyım. Denizli yağlı güreşlerinde ben de varım inşallah. Tüm güreşseverleri bekliyorum.